Bana göre Türk futbolunun maalesef çivisi çıkmıştır. Baktığın zaman bir medya mensubu çıkıyor. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesinin teknik direktörüne ağza alınmayacak kelimelerle sosyal medyada bayağı bir konuşmalar yapıyor. Yani bu ne bir kulüp olarak kaldırılabilir, ne basın olarak böyle bir insanın basında yer almasını sağlayabilir. Yani bu trajikomik bir durum. Çok enteresan bir durum. Geçen sene depremde olan bir hadisenin bugüne getirilip onunla birlikte bir araya getirilip pasta olarak insanların önüne sunulması falan bana biraz ters geliyor. Tuhaf geliyor. Yani bu tarz şeylerin hoş olmadığını düşünüyorum. Soğutuyor ya. Futboldan insanları soğutuyor gerçekten baktığınız zaman. Bunun yanında bir bakıyorsun bir teknik direktör, bir oyuncu teknik direktöre gerçekten ağza alınmayacak. Enteresan açıklamalarda bulunuyor. Hoca onun için tekrar gene basına yansıyan bir takım açıklamalarda bulunuyor. Yani futbolumuzun maalesef çivisi çıktı yani. Gerçekten bu çiviyi yerine tekrar çakmak bayağı güç. İnsanları soğutuyor. Toplumu futboldan soğutuyor. Ben her zaman futbolu sevilmesini, futbola güzellikler katılmasını ben yana olan bir insan olarak, bir birey olarak maalesef üzülüyorum. İnsanlar takımlardan kendilerine maddi çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Her kulüpte var bu maalesef. Fener'de de var, Galatasaray, Beşiktaş'ta da. Görüyorum bunları, üzülüyorum. Bir takım işler yapacağız diye ortaya çıkan böyle bir takım insanlar var. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onları da görüyorum. Yazık günah ya. Yani kendinizi kandırmayın. Bir şeyleri bir ön plana çıkacaksınız diye kullanmayın. Takımları kullanmayın. Yazık. Yakışmıyor. Bunun yanında transfer tabii ki. Bakıyorsun ya ben de artık transfer konusuyla ilgili Beşiktaş'la ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık sürpriz. Kim gelirse sürpriz bence Beşiktaş'a. Yani Amartey gelirse sürpriz. Halil Dervişoğlu artık ben istemiyordum. İstemeye en son kendi de gelmiyor galiba. Bir Galatasaray pozisyonu var. Ya bilemiyorum yani Galatasaray'a bakıyorsun. Enteresan transferler yapıyor yine. Angelo, Szymański, yani Dzhukic, yani Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de çok daha enteresan isimler geçiyor. Talisca ismi geçiyor, bak hala enteresandır yani. Sayın Ali Koç, öyle bir transfer yapacağım, yani bayağı bir ses getirecek gibilerinden bir takım açıklamalarda bulunuyormuş. Beşiktaş hala düzgün bir transfer yapamadı. Ha, bu arada seversin sevmezsin. Takdir edersin etmezsin. Burak Yılmaz. Yani kampta şu anda en çok çalışan isimlerin başında. Yani gerçekten özveriyle hocalıkla ilgili bir takım şeyleri ben her çalışanın her zaman arkasındayım. İş yapanın her zaman arkasındayım. Hizmet verenin her zaman arkasındayım. Ama maalesef şu anda Beşiktaş'ta bir takım merciler çalışmıyor. Beşiktaş'ta hani yapmayacağız deyin ya. Biz transfer de beklemiyorum. Ben bir taraftar olarak, bir basıncı olarak ben transfer de beklemiyorum. Önemli değil. Yani ama insanları bekliyor pozisyona düşürmeyin. İnsanları hayal dünyasında yürütmeyin. Almayın ya. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yani ama senin burada Galatasaray bir Angelo'yu alırken yani Beşiktaşların, Fenerlerin beklemesi çok enteresan yani. Yani böyle büyük transferleri yaparak geçen senenin şampiyonluğu bir takımı Galatasaray tekrar çok güzel takviyeler yaparak zirveye oynuyor. Zirveye oynamak için mücadele veriyor. Trabzonspor keza öyle. Yani bir Orsic yapıyor. Bir orta sahaya farklı bir oyuncu alıyor. Defansa değişik bir oyuncu alıyor. İsimli oyuncular alıyor. Yani sen hala bakıyorsun. Yani tamam senin takımın ama niye hala Amartey'i takıma getirmedin. Yani Roman Sais'in bir yıllık daha sözleşmesi var. Nedir çözülmeyen? Niye çözemiyorsunuz? Ya, ben anlayabilmiş değilim. O yüzden çok fazla böyle sosyal medyada bir şeyler söylemek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Yani futboldan soğuttunuz. Gerçekten soğuttunuz. Marka değeri olan bir sponsor bulamadınız. Yani Gazprom
bilemiyorum, kimisi savaştan diyor, bilmem ne diyor. Ben pek itibar vermiyorum o savaşta, ama yurt dışında oluyor bu hadise sonuçta. Şirket dünyaya açılan bir kurumdur. Onun istediği yerde anlaşma yapabilmesi söz konusudur. Ben o konuda biraz şeyim, yani çok bana şey vermedi. Yani gerçek bilgi verdiğini düşünmüyorum. Ben almadım yani o konuda. Beşiktaşlı taraftarlar gerçekten iyi bir transfer bekliyor. Yönetimde birlik beraberlik bekliyor. Takım, yönetim, taraftar. Yani maalesef eksiklikler var. Çok büyük eksiklikler var. Bunların bir an önce giderilmesi gerekiyor. Hoş şeyler değil, tatlı şeyler değil. Yaz transfer döneminin neredeyse ortalarına geldik. Artık iyi bir iki transfer. Bana göre Demarte de Amarte boş transfer. Yani niye bu? Elinde o Roman Saiz varken gidip bir oyuncu almak bence boş bir transferdir. Ya onunla anlaşmak önemli olan, onu orada razı etmek, rızasını almak, oynatmak önemli olan. Ya o mevkiye başka bir oyuncu almak bence iş değil. Yani bu başarısızlık. Teknik heyet başarısızlığı, hoca başarısızlığı, yönetim başarısızlığı, sportif direktör başarısızlığı, her şeyin başarısızlığı bana göre. Ha bir Halil, yani elinizi kolunuzu bağlayıp bir Halil Dervişoğlu'nu getiremiyorsanız size artık hiçbir şey diyemiyorum. Transferle ilgili beklentim kalmamıştır. Onu baştan söyleyeyim. Herkese şimdiden mutlu haftalar, mutlu günler diliyorum. Ama maalesef dediğim gibi bir basın insanının Beşiktaş teknik direktörüne lanlı lunlu konuşması tasvip etmediğim bir davranış. Buna çok büyük bir tepki verilmeli öncelikle. Yani kim olursa olsun bu davranışı tasvip etmek mümkün değil. Bir takım şeyleri de hocayı da tabii ki bir tarafından o adama inanılmaz kızıyorum. Çok ahlaki sınırlar dışarısında. Ama Beşiktaş teknik direktörü de her zaman konuşmamalı. Her şeye konuşmamalı. Konuşturmamalı yönetimde. Yani bu tarz şeyler artık geride kaldı. Önümüze bakalım ya. Yani benim mantığım bunu alır. Ben bir Beşiktaş teknik direktörü olsam önüme bakarım artık. Yani geçmişi unuturum. Çünkü futbolda dün yok, bugün var. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güzel, mutlu bir hafta sonu diliyorum.